Nikola Tesla ve ölüm ışını. Yaşadığımız çağı etkileyen, en önemli insanların başında gelen Nikola Tesla'nın alternatif akın, endüksiyon motoru ve Tesla bobini gibi birçok bildiğimiz icadı bulunuyor. Ancak bir takım yüksek statülü insanların engellemesi yüzünden Tesla'nın belki de devrim yaratabilecek bazı icatları gizli kalmıştır. Bu insanların bu icatların gizli tutulmamalarını istemelerinin sebebi ise kendilerine zararı dokunacağını düşünmeleriydi. Bununla birlikte Tesla bazı icatlarını kendi tehlikeli bulduğu için hayata geçirmemiştir. Gelin çağımıza ışık tutan dahi Nikola Tesla'nın gizli kalmış bu icatlarına bir göz atalım. Ölüm ışını. Tesla 1930'larda Teleforce adını verdiği ölüm ışınını bulduğunu iddia etti. Cihaz, düşman uçaklarını, yabancı orduları gibi şeyleri ortadan kaldırmak için kullanılabilen yoğun bir enerji ışını üretebiliyordu. Tesla bu ölüm ışını ile idari bölgelerin birbirlerini çok kolay bir şekilde yok edebileceğini düşünüyordu. Ve bu icat bu nedenle hiç hayata geçirilmedi. Tesla bu ışınla 200 mil mesafedeki herhangi bir şeyin yok edilebileceğini öngörüyordu. Tesla'nın bu icadı ile ilgili çalışmaları çalınmaya çalışılsa da başarısız olundu. Dünya tarihinin gelmiş geçmiş en çılgın mucitlerinden sayılan Nikola Tesla, 1930 yılında yüklü parçacık ışını teknolojisiyle çalışan Teleforce isimli bir silah icat etti. Nikola Tesla bu silahını yaptığı tüm testlerden başarıyla geçirmişti. Fakat bu silaha hiçbir ülke sahip olamadı. Dünyadaki güçlü savunma orduları Nikola Tesla'ya bu silahı kendilerine tanıtmasını istese de Nikola Tesla tüm bu istekleri reddetti. Özellikle ABD 1940 yılında bu silahı geliştirmesi için Tesla'ya destek talebi teklif etse de bu teklifine bir yanıt alamadı. Nikola Tesla çok güçlü olduğunu bildiği bu silahın yanlış kişilerin ellerine geçerse felaket sonuçlara yol açacağını biliyordu. Silahın örneklerini dahi hiçbir zaman kağıt üstüne geçirmedi. Nikola Tesla eğer Edison gibi paraya tamah eden ve politik düşünen biri olsaydı bu silahı gözü kapalı teslim ederdi. Fakat o bir iş adamı değil, bir bilim insanıydı. Nikola Tesla ömrünün son yıllarında ölüm ışını dışında kıyamet silahları diyebileceğimiz birçok silah üzerinde çalışmalar yapıyordu. 1943 yılında öldüğünde FBI yetkilileri Tesla'nın tüm eşyalarını toplayarak götürdüler. Bunun sebebi İkinci Dünya Savaşı devam etmekte ve bilgilerin Sovyetlerin eline geçme korkusu olduğuydu. Ancak asıl gerçek tüm bu teknolojileri el koyarak ABD lehine kullanılmasıydı. ABD, Tesla'nın araştırmalarından yola çıkarak HARP, yani Yüksek Frekanslı Aktif Auroral Araştırma Programı projesini başlatır. Bu proje, Alaska'da Gakona askeri üssü yakınlarında ABD Hava ve Deniz Kuvvetleri'nce gerçekleştiriliyor. Peki bu HARP ile neler yapılabilir? Bu teknoloji hakkında çok fazla bilgi olmamak ile birlikte tahminlere göre iklimler değiştirilebilir, kutuplar eritilebilir, ozon tabakası ile oynanabilir, yapay deprem ve tsunami oluşturulabilir. Okyanus dalgaları kontrol edilebilir ve daha birçoğu. Ancak 51. bölge gibi bu yer ABD hükümeti tarafından çok gizli tutulmaktadır. Bir komplo teorisi de göre HARP ilk defa Gölcük depreminde denenmiştir. Türkiye eski başbakanı Bülent Ecevit depremin bir komplo olabileceğini düşünüp araştırılmasını bile istemiş. Bunu Bülent Ecevit rahmetli olduktan sonra bir TV programına katılan deprem uzmanı Ahmet Mete Işıkar'a açıklamıştır. Deprem günü ve öncesinde yaşanan sıra dışı olaylar. Havanın deprem gününe kadar olağan sıcaklıklardan daha fazla yaşanması, denizin altındaki kumun çok sıcak olması,
elektronik cihazların ve telefonların çalışmaması ve hatta bozulması, depremin öncesinde deniz üstünde ABD'ye ait denizaltının olması, depremden önce denizin üstünde yaşanan büyük bir patlama ile bir ateş topunun görünmesi, ki bunu gören çok sayıda insan olduğu bilinmektedir. Gölcük'te gerçekleşen basit bir devir teslim töreninde Amerikalı ve İsrailli üst düzey komutanlarının orada bulunması ve bunun gibi birçok olay. En yüksek seviyedeki harp sinyallerinin 16 Ağustos 1999 saat 20'den sonra kesilmesini gösteren grafik hemen üst tarafta yer alıyor. Ancak tüm bunlar günümüzde bir komple teorisi olmaktan öteye gitmemiştir. Tesla'ya göre icat ettiği ölüm ışını 320 kilometre içindeki 10 bin uçaktan oluşan dev bir askeri birliği yok edebilecek güçteydi. Tesla bu ölüm makinesini bazı ufak testlere tabi tutmuş ve başarılı sonuçlar almıştı. Ancak ne mutlu ki bu icat hiçbir gerçek savaşta kullanılmadı. Dünyadaki otoriteler Tesla'ya bir toplantı yapıp bu silahı kendilerine tanıtmasını teklif ettiler. Fakat Tesla bu isteği reddetti. Kullandığı tüm savaşları bir anda bitirebileceğini savunduğu bu silah projesinin yanlış kişilerin ellerine geçerse çok felaket sonuçlara yol açacağını bilen Tesla, silahın prototipini asla bir kağıt üzerine çizmedi ve hep aklında taşıdı. FBI'ın topladığı iki kamyonluk belgeler. O gece Tesla'nın mülteci yeğeni olan Sava Kosanovic, röportaj için iki bilim editörü ile Tesla'nın yanına gider ve Tesla'yı ölü bulunca vasiyetini aramaya başlar. Ardından yazılarını ve deney aletlerini toplar. Yine o gece haberi alan FBI yetkilileri hiç durmadan otel odasına gelir ve tüm eşyaları toplayarak iki büyük kamyonla götürürler. FBI'ın böyle aceleci davranmasının sebebi bu değerli araştırmaların Sovyetler Birliği'nin Kızıl Ordusu'nun eline geçmesidir. Çünkü Tesla son zamanlarında silah tasarımları üzerine çalışmaktadır. Bu çalışmalara mikrodalga silah, deprem ve tsunami silahını örnek olarak verilebilir. Bu da haliyle FBI'yi endişelendiriyordu. Gizli projeler. Tesla makalelerini New York'ta bir depoda 50 kutu içerisine sığdırmıştı. Hatta birinde 1932 yılında Grosvenor Clinton oteline emanet bırakmıştı. Bu istihbarata da ulaşan FBI o gece o kutuyu da ele geçirdi. Kutuda ise Tesla'nın çığır açan projelerinden kablosuz enerji aktarımı ile ölüm ışını adını verdiği projesi yer almaktaydı. Son derece önemli olan ölüm ışını projesini ABD ve Sovyetler askeri istihbarat servisiyle Almanya Tesla'nın ölümünden sonraki birkaç yıl içerisinde ciddi bir şekilde inceleme altına almıştır. Bu projede uygulanan düşman kuvvetlerinin elektronik sistemi iptal edilerek elektronik bir duvar örülmesidir. Bahsedilen bu proje amacına ulaşarak Körfez Savaşı ve Yugoslavya'nın bombalanmasında kullanılmıştır. Yine Tesla'nın tsunami silahı denenmiş ve denizde deprem dalgaları oluşturularak dev dalgalar elde edilmiştir. Tesla asla Edison gibi politik düşünen bir sistem adamı olmamıştı. O tam anlamıyla bir bilimin adamıydı. Buluşlarını para ve şöhret kazanmak için değil, tamamen kendi tutkuları doğrultusunda tasarlıyordu. Tesla, Teleforce silahının dizaynını kimsenin eline geçmeden 1943 yılında öldü.